Bizim bir tane matematik hocası vardı. Biz hiç de sevmiyorduk kadını. Çok da sinir bir tipti. Adı da ne hatırlamıyorum. Ayten mi? Böyle A ile başlayan bir adı vardı. Ama yani nefret ediyorduk kadınlar yani. İyi bir matematik öğretmeni de değildi. Çok böyle egoistti. Böyle burnu falan uzundu böyle. Hiç sevmezdik böyle. Ses tonu falan. Ya kadını sevmemek için bir milyon tane sebep bulabilirsiniz gerçekten. Kadını sevmemek için bir milyon tane sebep bulabilirsiniz. Mümkün yani. Gerçekten söylüyorum mümkün. Abi neyse dersinde kadının biz paso konuşurduk. Kadın böyle haftalarca bir şey demezdi dersinde konuştuğumuzda. Ama bazen öyle bir şey olurdu ki kadın patlar ve bağırırdı tamam mı? Ama hani böyle haftalarca dersinde böyle ses çıkara çıkara dersi sabote edecek şekilde konuşurduk. insanların duyacağı şekilde. Bir şey demezdi. Bir gün böyle iki kişi fısıldardı. Kadın böyle aklını kaybederdi tamam mı? Neyse o dönemde böyle ülkede televizyonları devamlı... Kabus haberleri falan çıkıyor. Böyle. Korkunç korkunç haberler çıkıyor. Bizim de sınıfta Gani diye bir arkadaş var. Gani Can. Ya çok severim Gani'yi. Çok iyi çocuktur. Çok da böyle hani delikanlı böyle onur, ar, namus, şeref tarzı böyle kavramlara önem veren bir arkadaştır. Gani. Gani birine bir şey söyledi. Birine fısıldadı böyle. Ulan hoca sinir krizi geçirmeye başladı. Yeter artık. Dersimde konuşup duruyorsunuz. kadın da, kadının da sesi böyle aşırı ince. Dersimde konuşup duruyorsunuz. Yeter bilmem ne. Sizden hiçbir şey olmaz. Aileniz niye okula yolluyor sizi? Hiç mi utanmanız yok? Bu iğrenç ince bir sesi var kadının. Tamam mı? Bağırıyor avazı çıktığı kadarım. Ganiye şey dedi. Sen seni. İşin gücün yok eğitimde işte. Senin gibiler sonra millete bize diyor dedi. Gani kapıyı aa. çekti çıktı. Gani kapıyı çekti çıktı. Tamam mı? Hikaye çok komik bir yere varacak. Bir zaman Gani'nin arkasından çıktık. Hoca bu terbiyesizliği yaptığı için. Direkt Gani'nin peşinden dersten çıktık. Abi hemen müdür yardımcısının odasına. Gani böyle gözleri kıpkırmızı. Sinirden. Hocaya vuramadı. Kimseye vuramadı. Baya böyle öfke sıkıntıları olan bir çocuktu zaten. Aklını kaçırdı Gani. Hocam dedi ailemi arayın. Çok kötüyüm falan. Ne oldu Gani? Hocam arayın. Hoca bana böyle dedi falan. Öyle müdür aa oh! falan yaptı. Abi hemen ara ailesini. Anne de okula gel böyle böyle hoca bana bunu dedi şikayet edeceğim. Neyse ailesi geldi. Dilekçe dolduruldu. Şikayet ettik falan. Abi okula müfettişler geldi. Çok sürmedi bu arada. Yakın bir tarihte okula müfettişler geldi. Onu hatırlıyoruz yani. Çok sürmedi bu müfettiş gelme durumu. Abi neyse müfettişler gelince böyle çocuklar beden dersinde geldiler bir de Allah kahretsin bak hiç unutmuyorum. Arkadaşlar evet topu toplayalım. Müfettişler geldi. Bir işte ifadenizi alacaklar falan. Ama müfettişler de oğlum o kadar karizma geldi ki şey zannediyoruz. CIA geldi zannediyoruz. Bir de müfettiş diyorlar ya böyle. Hayatımızda müfettiş görmemişiz. Müfettiş deyince aklımızda bizim başka bir şey canlanıyor. CIA ajanı geldi zannediyoruz. O kadar karizma giyinmiş müfettişler böyle. tamam bir yukarı alalım sizi falan filan dediler. Devlet okulu. Beden dersi tabi nanaya gitti baba. Abi hoca şey yaptı. İşte, müfettişler bize şey yaptı. Kağıt dağıttı. ifade kağıdı. O gün derste olan şeyleri anlatın. Orada da şey böyle. Ah oğlum kedim ayağımı ısırıyor. Merhaba ben Badiş. Babamın yayınlarını ayağı kulağını sabote ediyorum. Ben dünyanın en yaramaz kedisi. Abi bu FBI kılıklı adamlar geldi mi fetişler? Bizi dizdiler böyle sınıfa. Sıraya oturduk falan. Arkadaşlar dersiniz bedenmiş. Çok vaktinizi almayacağım biliyorum işte falan filan. O gün olanları aynı şekilde kağıda doldurup yazar mısınız falan dedi böyle. Oturduk. Yalnız dedi kimse kimseyle konuşmasın. Kimse kimsenin kağıda ne yazdığını karışmasın. Herkes yazsın. Tamam hocam falan. Aldık abi şeyleri, kağıtları. Kağıtta şey yazıyor. At Soyad, e-posta, adres, meslek. Bir tane geri zekalı bir arkadaşımız vardı. Adını söylemeyeyim çocuğun. Adana'dan. Yani hani bulur, zoruna gider, yazar bana. Kötü de bir çocuk değil çünkü. Şey dedi müfettişe. Hocam meslek kısmını ne yazacağız? Ananın öğrenci yazacaksın, ne yazacaksın? Okay. Meslek kısmına ne yazacağız? Müfettiş de dedi ki, ne istiyorsanız onu. Ben öğrenci yazdım. Sonra neyse doldurduk işte. Hocamız derste arkadaşımıza böyle dedi, arkadaşımız çıktı, biz müdürün yanına git falan filan diye. Bedene indik, topları aldık. Müfettişler çağırdı tekrar. Çocuklar gelin diye. Arkadaşlar dedi, size dedi meslek kısmına ne yazarsanız yazın derken, yani öğrenci yazacağınızı düşünmüştük. O yüzden öyle dedik dedi. Siz neler yazmışsınız dedi. Aldı kağıdı eline. Arkadaşlarımın soyadlarını söylemeyeceğim. Kaan. Evet hocam. Sen kaleci misin oğlum dedi. Hatta şey Fenerbahçe'de kaleci yazmış. Sen Fenerbahçe'de kaleci misin oğlum dedi. Olacağım hocam dedi. Altan yaptı böyle. Buyurun hocam dedi. Sen gizli servis ajanı mısın oğlum dedi. Yani hocam bilemezsiniz hiçbir zaman falan. Kadir dedi. Efendim hocam dedi. Sen komando musun oğlum dedi. Yani hocam olmak istiyorum dedi. Beni söylemedi. Başka bir arkadaşıma geldi. İşte Ali Buyurun hocam. Tetikçi yazıyor oğlum burada. Böyle bir şey varsa götürelim seni falan. Ya hocam siz istediğinizi yazın dediniz diye falan. Sonra gittikçe garipleşmeye başladı. İşte neydi hangi arkadaşım diye hatırlamıyorum. Bir tane arkadaşım DJ yazmış mesleğini. Mert, Mert DJ yazmış mesleğini. Oğlum sen DJ misin bu yaşta? Hangi mekanda çıkıyorsun? Gelip dinleyelim falan. Açıklayamıyoruz da adamlara. Yani karşımızdaki bostan korkuluğu değil ama. Bostan koruluğu mu denir bilmiyorum. Müfettiş yani koskoca devletin müfettişi. Biz mesleklerimize şey yazmış. DJ, tetikçi, komando. Gani de şey yazmıştı. E-sporcu. LOL oynuyordu çok. Bayağı LOL oynuyordu. Hayali de e-sporcu olmaktı. E-sporcu yazmıştı. Gani'nin yanına çağırdı. Oğlum bu ne demek? E-spor mu por? Cinsel bir şey mi falan diye sordu müfettiş. Kahkaha attık. Ondan sonra o dilekçeleri öyle işleme aldılar. Komando, tetikçi, e-sporcu, DJ, gizli servis ajanı. O, o, şekilde aldılar şeyleri, dilekçeleri işlemeye. Gani şu an ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikir. Tetikçiyi Çetikçi silselerdi bari. Ya bilmiyorum ya. Garip bir okuldu ama yani bizimki gerçekten epey garip bir okuldu. Hocaya bir şey oldu mu? Ya dersimize girmedi bir daha.